resimleri gördün mü? Evet, bu akşam çok güzel bir Bodrum akşamında yine bütün sanatseverlerle hep beraber amacına uygun bir şekilde çok güzel bir organizasyonda beraberiz. Bugün Opera Bale grubumuz, genel müdürlüğümüz çok güzel bir performans sergileyecek. Çok umutluyuz kendilerinden. Frida biliyorsunuz çok ünlü bir performans. Onu da başarıyla sergileyeceklerine eminim. Bu sene özellikle biliyorsunuz Bodrum Kalesi'nde tadilatlar çok uzun sürmüştü ve bu sene yetiştirme sözünü vermiştik. Ve ilk etabını da söz verdiğimiz gibi 18 Mayıs'a müzeler gününe yetiştirdik, Dünya Müzeler Günü'ne yetiştirdik. Yani Bodrum biliyorsunuz bu sezon Kurban Bayramı tam sezonun ortasına geldi, yüksek sezonun. Yani 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu, ben öğrendim otelci arkadaşlardan. Böyle bir ihtiyaç da olduğunu sanmıyorum. O kabinenin vereceği karar, benim şahsen bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil. Ama ihtiyaçta kaldığını sanmıyorum. Zaten otellerin hepsi dolu Bodrum'da. Sıkıntı yaşanmayacak bu bayram doluklarda. Zaten sezon da iyi gidiyor. Turist sayısında çok ciddi artış var. Bu sene inşallah ortalamada %15'lik, %13-%15 arası bir turist sayısında artış karşılayacağız gibi gösteriyor rakamlar. 50 milyon hedefini aşacağız gibi gözüküyor. 51 hatta 52 milyon turist sayısını yakalayacağız gibi gözüküyor. Bizim bundan sonraki hedefimiz 2023 koyduğumuz iddialı hedeflerimiz var biliyorsunuz. 75 milyon turist hedefimiz var. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte bu hedeflerle ilgili çok ciddi çalışmalarımız olacak. Ve Kasım ayı itibariyle bu çalışmalara yoğun bir şekilde başlayacağız Türkiye'nin global tanıtımı ile ilgili. Hem turist pazarlarında çeşitlemeyi ön plana çıkaracağız. Hem nitelikli turiste daha yoğunlaşarak bir tanıtım yaparak ki mevcut potansiyelimizi de koruyacağız, onları göz ardı etmek gibi bir şeyimiz yok. İnşallah hedeflerine, Türkiye 2023 hedeflerine emin adımlarla gidiyor, başaracağız. Deniz.